Temmuz'da Burcuçme. Her sene aynı heyecan ve stres. İnanamıyorum. Sanki ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi. Bayramın son günü Batum'da sahneye çıktım ben, Gürcistan'da. Batum'a, İstanbul'dan Batum'a gittik. Batum'dan sınır kapısından Rize'ye geçtik. Rize'den İstanbul'a geri döndük ve o sırada ben cep telefonumu kaybettim. Acayip takıldım ona. O arada da İzmir'e gittik. İbrahim Tatlıses'le beraber Ali Ağa'da bir konserimiz vardı. Onunla da 20 yıl sonra yan yana geldik. Bu arada cep telefonumu buldum. Güzergahlar, uçağın koltuğun arasına sıkışmış. Nasıl buldunuz? Nasıl kaybettiniz? Sinyal alıyor. Bak da aldığı sinyaller Bulgaristan, Yunanistan, Batum, Türkiye. Ülke ülke dolaşmış galiba. Tom Cruise filmleri gibi böyle. Ülke ülke dolaşmış gerçekten telefon. Bir yerden Türksel'den, bir yerden Türk Hava Yolları'ndan falan. Neyse uçağın koltuğunun arasına sıkışmış. Ne düşündünüz o esnada? Neler vardı? Çok özel şeyler vardı mutlaka. En çok buna çok üzüldüm. Çocukların bebeklikleri, annemle fotoğrafları falan. Geçen hafta mezuniyetleri vardı. Bütün oradan çekmişiz fotoğrafları. İçim gitti ama çok sevindim bulunca. Konser güzel geçti. Geldim. Bodrum'a gidemiyorum. Çünkü Burcuç Meydanı'nın kıyafet provaları var. Kumaşlara bakıyoruz, repertuarı belirleyeceğiz. Yarın Taşkın'la buluşacağım. Bugün de şimdi kıyafet. Kaç kıyafet düşünüyorsunuz? Evet, nasıl iki olacak? Her sene iki oluyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Ondan önce bir Çeşme'de konser var. Öyle. Bir ara çok tartışılıyordu sahne kıyafetleri. Yine bak, ufaktan var yine bir tartışma. Tartışılamaz çünkü çok şık ve her zaman çok güzel. Evet. Dengeli bir şıklığı var. Özeniyorum fazlasıyla. İbrahim dedi 20 yıl sonra neler konuştunuz? 20 yıl sonra gerçekten yani gerçi bütün İbo şovlarda dedikoduları yapıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz ama sahne üzerinde olmak çok duygulandırdı beni. O da duygulandı ama ağlamadım. Güldürdüm ben onu. Haydi Söyle'yi söyledik ilk defa. Fırat'tan beri anılarımızı konuştuk. Hem Fırat dizisinin benim meslek hayatımda çok büyük yeri var. Haydi Söyle klibinin de bende çok büyük bir yeri var. Yani meslek hayatımda o zaman yeni yeni tırmanmaya başladığım dönemlerdi. Ve bu kıza dikkat başlıkları atıldı. Onu yani sarıldık, hakikaten çok duygulandık. Bir şarkıyı beraber söyledik. Güzel bir konserdi. Bitti gitti. Tekrar diziden bahsetti mi? Çekelim falan diye. Etti. Ya, o görüntüleri aldığınız zaman siz de duygulanacaksınız. Yani seneler sonra Allah'tan dostluk bozulmamış. Allah'tan hep yani İdo'yu da ben her gördüm de Derya Tunay'ı da hepsiyle hala görüştüğümüz için insan duygulanıyor. Dostlukları korumak lazım. Az dostluk var. Benim Seda Sayan'la dostluğum biliyorsunuz yıllardır. Hiç değişmez ve hep güçlenerek katlanır. Küs olduklarınız var mı efendim, onu soralım. Nasıl? Şu anda küs olduklarınız var mı peki? Ben küs değilim ama bana küsler. Ben çok küsmeyi sevmediğim için yapımda yok benim. Ama görüştüğüm az insan var. Canım diye bağrıma bastığım az insan var. İbrahim Tatlıses'e, Seda Sayan da onlardan birisi. Öpüyorum sizi. Son olarak ekranlarda olacak mısınız dizi olarak? Yani. Sinema. Valla dizi içime sinen bir senaryo olması lazım. O çok önemli ama televizyon programı olabilir, belli olmaz. Okuduğum şeyler var. Tamam. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.